Küçük ve volkanların sık sık patladığı bir ada ülkesinde yaşayan Soner Bey, yine adadaki volkanın patladığı bir gün evinde hayatını kaybetmiş bir şekilde bulunmuştur ve olayı araştırması için hemen olay yerine bir dedektif çağrılır. Dedektif, Soner Bey'in evine geldiğinde ise komşularını sorgulamaya karar vermiştir. Sorgudaysa Sadık Bey, "Evimin yakınlarındaki çimenlikte çimleri kesiyordum ve şüpheli bir şey duymadım," demiştir. Melike Hanım ise, "Acilen havaalanına gitmeliyim. Birkaç saat sonra uçağım var. Bu yüzden aceleden bir şey duymadım," demiştir. Doğuşsa, "Bugün izin günümdü ve evimde dinleniyordum. O kadar dalgın uyumuşum ki hiçbir şey duymadım," demiştir. Bunun üzerine polis, içlerinden birisinin yalan söylediğini ve olayla ilgisi olabileceğini anlamıştır. Peki bu kişi kimdir? Bu kişi tabii ki de Melike Hanım'dır. Çünkü bu küçük ada ülkesinde o gün volkan patlamışsa hava trafiği iptal edilmiştir ve uçaklar da hareket etmemekte. Serpil tatil için gittiği Avustralya'da bir gece ormanda yürüyüşe çıkmaya karar vermiştir. Yürüyüş sırasındaysa bir anda Serpil'in etrafını bir yarasa sürüsü sarmış ve bu tehlikeli yarasalar Serpil'e zarar vermek üzereymiş. Serpil'in bu yarasalardan kurtulması gerekmekte. Serpil bu yarasalardan kurtulmak için yakınındaki içi boş bu ağaca mı saklanmalı? Etrafındaki yarasalardan kurtulmak için onlara taş mı atmalı? Yoksa cep telefonunla bir tanıdığını arayarak yardım mı istemeli? Size verdiğimiz süre başladı. Bu tehlikeli yarasalardan kurtulmak için Serpil ne yapmalı? Serpil cep telefonuyla birini aramak yerine telefonunun ışığını açarak yarasaları kaçırmalı. Peki kimlerin aklına bu yaratıcı çözüm gelmişti? Çizdiği resimlerin videosunu sosyal medya hesabında paylaşan Serkan bir gün bir takipçisinin yayınladığı yalan haber nedeniyle takipçilerini kaybetmeye başlamış ve hemen bu yalan haberi kimin oluşturduğunu araştırmaya başlamıştır. Yaptığı araştırmalar sonrasında ise 3 şüpheliye ulaşır. Şüphelilerse haberin yayıldığı saatlerde ne yaptıkları konusunda şunları söyler. İlk kişi, "Paylaşımın yapıldığı saatlerde arkadaşımın evinde çizgi roman okuyordum. Paylaşımla bir alakam yok," demiştir. Diğer kişi ise, "Paylaşımın yapıldığı saatlerde arkadaşlarımla havuzdaydık. İsterseniz bunu arkadaşımın çektiği sualtı videosundan da kanıtlayabilirim," demiştir. Son kişi ise izlediği diziyi göstererek, "Kardeşimle bilgisayardan bu dizinin 3. sezonunu izlemekteydik. Kardeşim bu diziyi çok seviyor," demiştir. Bu kişileri dinleyen Serkan bu kişilerden birisinin yalan söylediğini anlar. Sizce yalan söyleyen kişi kimdir? Yalan söyleyen kişi tabii ki de Serkan'ın konuştuğu son kişidir. Daha dikkatli bakarsanız bu dizinin 2. sezonunda final verdiğini ve 3. sezonu olmadığını göreceksiniz. İki resim arasındaki farkları bulmanız gereken sorularla videomuza devam edeceğiz. Peki kimler bu robotların bulunduğu iki resim arasındaki 6 farkı bulabilir? İki resim arasındaki 6 farkı sizin için gösterdik. Şimdi ise sizlere tavukları ve tavuk yumurtalarının bulunduğu bu görseli vereceğiz. Ve sizlerden bu iki görsel arasındaki 5 farkı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz 5 fark işte burada. Mutlu hayvanların bulunduğu bu iki görsel arasında da yine 6 fark bulunmakta. Bakalım kimler bu farkları bulabilir? İki resim arasında bulunan 6 farkı sizin için gösterdik. Oyun oynayan çocukların bulunduğu bu görselde de 5 tane fark bulunmakta. Peki kimler bu farkları kendisine verilen sürede bulabilecek?
İki görsel arasındaki 5 fark işte burada. Beyninizdeki bazı bölümleri harekete geçirecek sorularla videomuza devam ediyoruz. Size verdiğimiz bu görseldeki mum, tavşan ve yumurtanın değerini ve son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Mum 7, tavşan 5 ve son olarak da yumurta 4 değerine sahip. Tüm bunları yerine yazdığımızda sonuç 78. Farklı emojilerin bulunduğu bu görselde son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Dilerseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Gerekli işlemler yapılıp bulunan değerler son denkleme yazıldığında sonuç 52. Bu sorumuzda da zürafa, kurbağa, tavşan ve deniz kızının bulunduğu matematik işlemleri bulunmakta. Peki kimler bu çeşitli matematik denklemlerinin bulunduğu soruda tavşanın değerini bulabilir? Gerekli işlemler yapıldığında tavşanın değeri 3 çıkmakta. Şimdi ise sizlere farklı geometrik şekillerin birleşiminden oluşturulan bu şekli vereceğiz ve sizlerden birbirinin aynısı olan geometrik şekli bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler kendisine verilen sürede birbirinin aynısı olan şekilleri bulabilir. Birbirinin aynısı olan şekil 4 ve 8 numaralı şekildir. Bu sorumuzda ise bir önceki sorumuzdan farklı geometrik şekillere sahip bu görsel bulunmakta. Peki kimler birbirinin aynısı olan geometrik şekli bulabilir? Süreniz başladı. Birbirinin aynısı olan görseller 6 ve 7 numaralı görsellerdir. Şimdi ise sizlere bu görselleri vereceğiz ve sizlerden son kez bu görsellerden birbirinin aynısı olanı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Dört ve altı numaralı şekiller birbirine benzeyen ve sizden bulmanızı istediğimiz iki görsel. Siyah balıkların bulunduğu bu soruda da sizlerden farklı olan siyah balığı bulmanızı istiyoruz. Bunu bulabilir misiniz? Farklı olan balık işte burada. Şimdi ise sizlere bu yeşil balıkları vereceğiz ve sizlerden yeşil balıklar arasındaki farklı balığı bulmanızı istiyoruz. Farklı balığı sizin için gösterdik. Kurbağa kafalarının bulunduğu bu görselde de diğerlerinden farklı olan bir kurbağa bulunmakta. Peki bunu bulabilir misiniz? Farklı olan kurbağa resmin sol alt köşesinde. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu fotoğrafta ise 3 farklı erkek bulunmakta. Peki kimler? Bu resme daha dikkatli bakarak kimin tuvaletini yaptığını bulabilir. Süreniz başladı. Tabii ki de ortadaki bu adam tuvaletini yapmakta. Çünkü ilk adamın önünde köpeği bulunmakta. Tuvaletini yapmış olsaydı köpeği ıslanacaktı. Diğer adamınsa önünde ucu açık bir elektrik teli var. Bu adam da tuvaletini yapıyor olsaydı kendisine elektrik çarpacaktı. Bu yüzden tuvaletini yapan kişi ortadaki bu kişidir. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin.
Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.